nasılsınız? Sağ olun. Balıkların işe başlamasıyla biz de balıklarla beraber işe başlamış bulunuyoruz. Antrenman, balıklar şu anda antrenman yapıyorlar. Denizlerin kenarına mı gitsek, bizi nasıl yakalarlar, yakalamasınlar. Biz de antrenmana çıktık, işte bizi görsünler, biz de onları görelim. Böyle ansızın iki gün içinde bir karar verilmiş. O iki gün içinde ben de başkanımızı kırmadım. Benim için çok değerlidir. Dedim işte başlatalım. Yani şu anda bilmiyorlar. Başlattığımızdan da kimsenin haberi yok. İşin ilginç tarafı orası zaten. Benim hayatımda sanki bütün işlerimde kendiliğinden bir espri anlayışı geliyor ya. Yani bazen çok ciddi düşünüyorum. Ulan o kadar komik oluyor ki. Lan kahkaha ile gülüyorum. Sonra düşünüyorum. Ben güldüm ama bu çok ciddiymiş ya. Niye güldüm diyorum. Peki Mustafa Bey. Pandemi dönemi de yavaş yavaş bitti. Orada bir bayan resmi var. Habere baktım abi. Hazırlanıyorum. Pandemi dönemi de yavaş yavaş bitti. Uzun bir aradan sonra konserler başladı. Sizin konser maratonunuz nasıl devam ediyor? Yine insanlar daha henüz o pandemi şeyine alışmadılar. Evet. Bu alıştırma yavaş yavaş gelecekler ama dikkat ederek tabii ya. Ne bileyim dünya olağanüstü bir şekilde karşı karşıya kaldı. Kim bunu karşı karşıya getirdi, kim çarşıya getirdi belli değil. Ama bu belirsizlik içinde bir şey belli. Biz dikkat edelim ne olursa olsun. Uzayda nasıl korona abi? Var mı işte? Uzayda üfürükle abi üflüyorlar. Hangi sinek gelirse, hangi hastalık gelirse, hangi virüs gelirse üflüyorlar, hiçbir şey gelmiyor. İşi açmışlar abi onlar o zaman. Tabii ya. Ben insanlara iyi ki Mars'ın tapusunu aldım. Mars'ın tapusunu şimdi dünyada böyle bu tip hastalıklar çoğaldı mı insanları yukarı alacağım. Şimdi yukarıya alacaklarımın listesini hazırlıyorum. Kimler yukarıya gelecek diye. Şu anda kayıtlar başladı. Listenin başında. Atakan gelir herhalde. Kapatır mıyız bir dönem yer abi? Evet. Bu da gelecek. Peki oralarda nasıl durumlar uzayda? Bak buralarda nasılsa oralarda da öyledir. Görmediğimiz yerlerde ne vardır? Göremediğimiz için yoktur demek. Ne oldu şimdi? Hadi ben haklı çıktım. Nedir o meşhur dünyanın en zengin adamı? Elon Musk. Mars'ta ben Mars'a gideceğim diye. Peki yıllar yılı ben gittim derken bana kızıyordular. Nasıl gidersin falan filan. Adam ben gideceğim diyor. Nasıl gidecek? Deneyiminiz oldu mu? Kardeşim güney kuzey. Ben 40 yıldır gidip geliyoruz, geziyoruz diyoruz. Peki nasıl gidiyorsun dediğin zaman gönül yoluyla git. Nereye gidersen, götürür seni gitmek istersen. O gönül yolu ki Rabbimizin, Tanrı'nın yolu. Bir benzeri var mı düşün istersen? Yok ki o yol. Bizi o yol şuraya getirdi. Ben geldim buraya, siz de geldiniz buraya. Onlar da geldi buraya. Ben biraz sonra gideceğim oraya. Onlar gidiyor oraya. Evet. Herkes oraya buraya gitmiyor mu kardeş? Dünya oraya buraya bir şey işte. Bugün burada bir sıkıntı olduğu zaman gidecekler oraya. Nasıl? Şu anda hazırlanıyor o aletler. Dünya bir çalışma içerisinde. Biz çalışmıyoruz diye siz gençler. Biz çalışmıyoruz diye kendinize kızın. Kendinize kızsınlar. Çünkü gençlik artık belki de onlardan önce gideceğiz biz yukarıya. Ben de bunu görüyorum, hissediyorum. Gidip orada bir hayatı kurmak, orada bir hayatı anlamak. Sen gittiğin yerde hayat var mıdır, yok mudur? Bilmeden yok diyorsan egoistsin. Abi dünyadaki insanlar acaba uzaya mı taşıyacaklar? Böyle planlar olabilir mi? Arkadaşlar bence bu dünya burayı bilmeden önce insanlar başka bir gezegende yaşıyordular. Güneş o gezegene yaklaşınca insanlar buraya geldiler, buraya taşındılar. Oralar şimdi yanık. Dikkat et, ay yüzeyi yanık değil mi? Çoğu yerler yanık.
güneş yaklaşınca yanmamak için buraya kaçtılar. Burası şimdi güneş buradan uzaklaşınca burası soğudu. Soğuyunca sular oluştu. Bunlar ilmen bilinecek çok zor bir şeyler değil kardeşim. Ama biz sanki o zorları ne bileyim kor haline getiriyoruz. Anlamadığımız zaman kor haline getiriyoruz. Tepki veriyoruz. Vay nasıl gider olur mu? Uçtu, kafayı yedi, kaçtı. Anlamadığımız şeye tepki veriyoruz. Günah. Peki uzaylıyım diye beni dışlıyorlar diye bir açıklamanız var mı? Sen 40 yıl önce yoktun. Ben 40 yıl önce söyledim de sorabilirsiniz. Büyüklerinize sor. Bana öyle dediler. Bu adam uçuyor dediler. Kaçık dediler. Ama şimdi Allah aşkı için doğru bu. Anlamadılar böyle söylediler. Şimdi elim dünyanın en zengini ben Mars'a gideceğim diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da her şeyi uzay için hazırlıyor. Şimdi hadi bunlara da uçuk kaçık desinler. Ben o zaman uçuk kaçıktım. Öyle mi? Aa buradayım bir yere kaçmadık. Ya, yaz tatil nasıl geçti hemen onu topluyorum. Yazın neredeydik yazın tatilde? Yazın her şeye kafa atıyordum abi. Armuda elmaya virüse kafa. Bir ara bir hastalık da geçirdin, kalp krizi geçirdin. Geçmiş olsun bu arada. Nasıl oldun? İyi misin şimdi? Ya, bu dönemde arayan sanatçılar oldu mu? Bak şimdi vücut her şeye alışık olması lazım. Antrenmanlı olması lazım. Antrenman yapıyorsun. Peki, hasta olmadığın zaman hastasın. Hastalık sürecinde abi böyle kırıldığın, aramayan, sormayan oldu. Ya bir gün bir yerin mutlaka ağrı. İnsanlar ağrılıdır. Yani benim ağrılı arkadaşlarım var. Dedim ki bir gün. Dedim canınızı sıkmayın. Herkes ağrılıdır dedim. Çünkü herkesin gündüz bir yeri ağrıyor abi. Baş ağrıyor. Sizin nereniz ağrıyor çünkü? Şu anda ayağımın şurası ağrıyor. Salın beni gidin mi diyorsun abi? Vallahi bildi. Yan kalkıyorsun, ya düz yatıyorsun, yan kalkıyorsun, gene yan tarafın ağrıyor. Peki Mustafa Bey, dünyada hayat nasıl sizin için? Siz yanda olmayın hiçbir zaman, ortada olun ya. Yancı diyorlar. Peki Hasan, teşekkür ederim, seni sahneye doğru uğurlayalım. Sağ olun, ben teşekkür ederim ya. Bana bak, bir gün özel olarak gelin, bu sarı adam kızardığı zaman onu alın getirin bana. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizleri çok seviyorum. Sağ olun.